Neylerinizin beraberinde sizlere gönderdiğimiz talimatname ve kullanma kılavuzunda neler yazıyor? Siz heyecanla neyinizi elinize aldığınızda bunu kenara bırakabiliyorsunuz ve çok önemli bilgiler var burada. Bunları sizin için okuyorum efendim. Ne hakkında genel bilgilendirme ve kullanım kılavuzu. Sahip olduğunuz enstrümanınız ney olma gerekliliğine uygun türden kamışlardan hazırlanmıştır. Zamanında kesilmiş ve kurutma süresi tamamlanmış şekilde Türkiye'nin en kıymetli zanaatkarları tarafından itina ile açılan neyler bizzat Neyzen Kerem Tufan tarafından seçilerek size özel hazırlanmıştır. Başparesi standart Avrupa Delrim maddesinden yapılmıştır. Sağlık ve sıhhat gerekliliklerine uygun, ses ve performans açısından yeterlidir. Parazvaneler alt ve üst olmak üzere alpaka gümüşünden yani Alman gümüşünden üretilmiştir. Başparelerin iç haznesi ses kutusuna uyumlu olarak tını ve ton ahengini hazır şekilde bütünleştirilmiştir. Enstrümanınızın kendi içindeki ses uyumu ve 440 Hz frekansında akort kontrolü bizzat Neyzen Kerem Tufan tarafından değerlendirilerek sizin fiziksel ve kişisel özellikleriniz göz önünde bulundurularak ekspertiz edilmiştir. Uyarı ve öneriler. Enstrümanınızı size hediye olarak göndermiş olduğumuz muhafaza kutusunda bırakmayınız. Sadece taşıma ve koruma vazifesi için değerlendiriniz. Uyarı. Özellikle neyinizin ses kutusu nefesiniz nedeniyle nemliyken muhafaza kılıfı vesaire gibi havasız bir ortamda kalarak küf yapması durumunda iade ve değişim mümkün olmamaktadır. Fakat bakım ve tavsiyelerimiz için bize ulaşabilirsiniz. Neyinizi sabit bir yerde dik konumda bırakmamalısınız. Yüksekte, düz zemin yani masa üzerinde başparesi boşluğa gelecek şekilde kamışın sırtı sıfıra sıfır temas edecek şekilde konumlandırınız. Asla nemli, rutubetli alanda bulundurmayınız. Oda sıcaklığında bir yeri olmasına özen gösteriniz. Başpare ve neyi birbirinden ayırmamamız gerektiğini unutmayınız. Öğrenme sürecindeyken neyinizin, kamışın fiziksel detayları ile ilgilenmeyiniz. Bu süreçte yapmanız gerekenin neye üflemekten başka bir şey olmadığını unutmayınız. Kamışın doğal kokusunu engelleyecek gül, amber, karanfil vesaire gibi esansları asla neyinizin içine dökmeyiniz, kullanmayınız. Bu durum kamışın lif yapısına ciddi şekilde zarar verir ve daha sonrasında asla çözüm bulunamayacak kötü kokuların salgılanmasına neden olur. Başlangıç aşamasında diyafram nefesinizi kullanmaya yeni başladığınız için beyne giden oksijen miktarının artmasından dolayı anlık baş dönmeleri olabilir. Bu olağan, normal ve geçici bir durumdur. Neyinizi deneme maksadıyla başkası üflediğinde muhakkak sterilize etmelisiniz. Aksi takdirde ağız çevresinde ve dudağınızda uçuk ve yaralar oluşması olağandır. Parazvanelerin hava şartlarıyla ilintili olarak bollaşması ve yerinden ayrılması olağan bir durumdur. Geçici bir çözüm olarak bir teflon bant ile sıkıştırmanız mümkün olacaktır. Aynı zamanda neylerinizi ihmal edip uzun bir süre üflemediğiniz zaman da manda boynuzu başpare çektiği için neyinizden kolayca ayrılabilir. Ve bunun için az evvel bahsettiğimiz gibi bir teflon bant yardımıyla ses kutusuna giren kısmı başparenin o ses kutusuna giren kısmını bu bantla sararak, kalınlaştırarak eski haline yerine oturtmanız mümkün. Böyle bir durumda başpare ses kutusuna en üst boğum birden bastırılarak yerleştirmeye çalışmanız durumunda çatlama riski oluşabilir ve buna lütfen dikkat ediniz. Parazvanelerin oksitlenme ihtimalinde temizlenmesi silerek mümkündür. Eğer bu durum sizi rahatsız edecek olursa, ki tasvip etmiyorum, parlatıcı oje sürerek bir katman oluşturabilirsiniz.
Ney bakımı ve yağ konusunda Neyzen TV YouTube kanalımızdaki ney bakım videosunu izleyerek istifade edebilirsiniz. Neyleriniz varlığımız süresince bakım ve onarım garantilidir. Neylerinizin başkaları tarafından kontrol edilmesine lütfen mahal vermeyiniz. Biz her zaman bize ulaştığınız an size anında cevap vererek yardımcı olmaya her zaman hazırız. Art niyetli kişilerin neyiniz hakkında pest olduğunu, dik olduğunu, akordunun bilmem ne perdesinin işte dik kaldığını söyleyebilir. Onu söyleyen kişinin resmi eğitimli, profesyonel bir neyzen olup olmadığından emin olmadığımız için siz lütfen bize güvenip bizi tercih ettiğiniz gibi aklınıza takılan herhangi bir durumda lütfen bize ulaşın. Gerektiği takdirde neyinizi sizden ücretsiz şekilde aklınıza şüphe oluşturan kısmını size video ile izah ederek gerektiği takdirde ney size pest gelebilir. Bunun için de çözümü çok kolaydır. İlk başta neye yeni başladığınız için pestlik ve diklik durumunuzu bilmediğimiz için standart akortta göndeririz. Pestliği, dikliği zaman içerisinde kişiye göre değişebilir. Mesela ben birazcık pest üflerim. Başka bir neyzen oldukça dik üfler. Neyin akordu, neva seslerinin birbirini tutması, muhayyer seslerinin birbirini tutmasıyla birlikte ve 440 frekansta piyanonun La tuşuyla, Si tuşuyla karar ses birbiriyle uyumluysa o ney zaten akortludur. Bu atölyeden akortsuz bir neyin çıkmasına imkan yoktur. Sadece pestlik, diklik konusunda da neyin akordu neyzendedir. Boyun hareketleriyle yanınızdaki enstrümana ya da yanınızda eşlik ettiği kişiye uyumlanmak sizin elinizdedir. Her şey gönlünüzce olsun ve içiniz neyzenvitrin.com'dan Kerem Tufan referansıyla, sorumluluğuyla size geldiğinden dolayı gönlünüz rahat olsun. Teveccüh edip bizlere güvenerek bizim emeğimizden, bizim neylerimizden nasiplendiğiniz için ve biz nasiplendiğimiz için şükrediyoruz ve sizlere teşekkür ediyoruz. Bu kutlu yolda sizlere muvaffakiyet diliyorum. Lütfen neylerinizi ihmal etmeyiniz. Lütfen neylerinizi nefessiz bırakmayınız efendim. Hoşça kalın.